Merhaba arkadaşlar, ben Emir. Bugün Garen oynuyorum. Evet, dediniz şimdi Üskordor'un en fazla oynanan şampiyonu herhalde Garen değildir. Ama Garen, şu an onunla ilgili görselleri koyarım zaten ekrana çünkü gerçekten Garen, troll yapmıyorum. Ve buna rağmen de en fazla kazanan 4. şampiyon Garen. Bence gayet güçlü bir karakter. Ben bu videoda elimden geldiğince örücü bir şekilde oyunu nasıl taşıyabileceğinizden falan bahsedeceğim. Bu video öğretici bir video olacak. Dikkatli izlerseniz güzel bilgiler edineceğinizden eminim. Bakalım hoşunuza giderse zaten böyle videoları devam ettirmeye çalışırım elimden geldiğince. Bu arada 100.000 RP çekilişinin bitmesine 1,5 gün falan kaldı yaklaşık. 100.000 RP çekilişine hala katılmadıysanız mutlaka katılın. Hop hop misali bir anda bir şansınızı deneyin, bence çıkabilir yani. Sonuçta hani çıkmaz diye giriyorsunuz, çıkıyor yani, yanlış mıyım? Hiç sıkıntı yok. Bunun dışında arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen videoda falan da söylemiştim zaten, Discord sunucumda çekiliş yapacağım ve çekiliş kazananları işte önümüzdeki günlerde yükleyeceğim Garen 1v1 videosuna katılma şansını elde edecek. Her ligde 1vs gibi düşünüyorum bunu ve kazanan arkadaşa da Garen vs Garen'de beni yenen arkadaşa 6450 RP vermeyi düşünüyorum. Şimdiden Discord'a katılıp o yaptığım çekilişe katılın. Onu da önümüzdeki günlerde açıklarım. Bu Discord botu var ya, tıklıyorsunuz çekilişe katılıyorsunuz, o muhabbet işte. Hiç sıkıntı yok. Şimdiden de bir anda videoyu beğenirsiniz gayet güzel olur. Beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hani gerçekten beğenileriniz beni çok fazla motive ediyor ve son videolarda çok fazla beğeni geliyor. Çok teşekkür ediyorum herkese teker teker ya. Ya bazen diyorsunuz bana çok fazla beğeni istiyorsun, bunun için dislike attım vesaire. Ya arkadaşlar, ben elinden geldiğince sizleri rahatsız etmeden hani bunları yapmaya çalışıyorum. Rahatsız oluyorsanız fazla beğeni istemem. Tamamen size göre kendi davranışlarımı şekillendiriyorum. Bu yapıcı eleştiriniz benim için çok önemli. Zaten eleştiri dediğin şey hani kötülemek için yapılmaz. Kötüleme başka bir şey. Ufak bir takasa girebiliriz Sion'la. Hop. Tamam, sıkıntı yok. Şöyle tekrar girmek istiyorum. Güzel. Musibet ikisine girmiş. Şu an zaten rünleri falan ekranda görüyorsunuz. Yenilmez girdim. İkinci olarak sürat falan aldım hani farklılık olsun diye. Bu tarz bir Garen oynanış mantığı da var. Bu da fena olmuyor. Q fulleyeceğim bu arada. E vereceğim ama yine de. Bu minyonları rahat ettirme muhabbetinden dolayı o devam etme. Q yersek ölürüz. Gerek yok. Vuracağımıza sar vurduk. Ya musibet ikisi varken base atmaması lazım adamın normal şartlarda ama bilemiyorum. Potum bastım. Bu adamın pasifi sıkıntı. Flash koydum direkt olarak onun için. Öyle girme ama ya. Adam pasifi olduğu için zaten sana agresif oynuyor mantık olarak yani. Yanlış mıyım? Ben onun için çıktım. Yoksa zaten keserdik. Ama tahmin edemedi diyelim. Kayn hiç sıkıntı yok. Şimdi mesela biz kill'imizi aldık. Adam da kill'ini aldı ve teleporta koridora geri geldi. Tamam, güzel. Hani bizim ignite'ımız yok. Kötü bir şey aslında bu bir bakıma. Ama aslında da iyi bir şey. Şimdi ben mesela buraya alacağım. Bir şey kaçırmıyorum değil mi şu an? Bak, bu koridoru ittireceğim ve adam sonuna kadar pushladı. XP'de falan da geride kalmadım. Burayı ittirdikten sonra rahat bir şekilde zaten base atabiliyorum. Bak şimdi hop. Sıkıntı yok. Yediğim hasar çok önemli değil base atacağım için. Bak, bir tane E verdim ve kulenin altındaki bütün minyonları aldım. Mesela hani bazen soruyorsunuz bana, yüksek farmı nasıl yapıyorsun? Dakikaya oranlı minyon nasıl yapılabilir gibisinden. Çoğu videomda ben bundan bahsediyorum ama hani dikkatli bir şekilde izlerseniz zaten mantığını az çok anlarsınız diye düşünüyorum. Buradaki püf nokta kulenin altında yaptığınız minyonlar. Bak şimdi bir kere E basıyoruz, bırakıyoruz. Şöyle bunu da Q'lu alıyoruz. Buna da bir tane kule vuracak ve düz vuruşla alabileceğiz. E'nizi güzel bir şekilde kullanmanız lazım kulenin altında minyon yaparken. Önemli olan şeylerden biri bu. Şimdi base atmayacağım ben. Ultim geldikten sonra bu adamı hala kesme şansım var. Bekliyorum onun için biraz. Sakin oynayacağım. Kayna bana doğru geldiğini gördüm. Ultim olmamasına rağmen tamam, en azından flash'ini aldık adamın. Ama devam etmemelisin dostum yani. Bak çok zorluyor, tamam hani Kayna oynuyorsun, stack biriktirmek istiyorsun üstünde ama gerek yok yani, arkadan biri falan gelse yakalanıp öleceksin orada. Sakin oynaması gerekiyor bazen. Doğru anı bekleyin arkadaşlar her zaman. Şimdi ben dediğim gibi sakin oynuyorum. Farmda falan zaten bayağı öndeyim adama karşı. Ultim falan da geldi, şu an agresif oynayıp şansımı da deneyebilirim. Ama gerek yok. Ignite'ım geldikten sonra avantaj benden yana. Nocturne'ın burada olduğunu gördüm. Sakin oynamam gerekiyor onun için dediğim gibi. Şurada bir yerde belki Kayna gider, gitmedi tamam. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıfır sıkıntı. Bu arada Gold Elo'da oynuyorum. Hani örücü bir şekilde her şeyi anlatmak için Gold Elo'da girdim. Sabah şu an kaç saat? 10.30, 10.29 tam. 20 dakika falan sıra bekledim kendi hesabıma solo Q girerken. Ve tahmin edin ne oldu?
20 dakika sıra bekledim ve 7 ikili vardı. Adama istedim top lane'i, salmadı. Mecburen doşlamak zorunda kaldım. Ve hani daha fazla beklememek için ben de normal olarak bu hesaba girdim. Ah konuşamadım. Kusura bakmayın, hani bazen diyorsunuz düş kere de video çekme diye. Ama ben elimden geldiğince her ölüde video çekmeye çalışıyorum. Siz de bunun farkındasınızdır az da olsa. Çünkü challenger ölüye hani tam ağırlık vermek istiyorum ama yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Bir tane daha düz vuruş atabilirsem stovundan atamadım. Tamam, sıkıntı yok. Nocturne bana ulti ignite atamadım ya. Ulti ignite'ı Sion atamadım, çok CC yedim. Base atmam lazımdı. Tahmin ediyordum Nocturne'un bana geleceğini ya. Neyse sorun yok. Sorun yok, çok geri değiliz. Bu arada takım arkadaşlarım falan da geri düşmüş. 0-2, 0-1 AD carry ve support var. Midimiz falan da geri. Hani tamam, ben de çok önde değilim. Güzel bir video olacak. Yani bu oyunu nasıl taşıyabileceğimden falan bahsederim. Eğer ki kazanabilirsek oyunu, elimden geleni yapacağım. Şu an hiçbir şey bitmedi daha. Hani bitmiş gibi gözüküyor ama bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor. Bakın şimdi. Buradan sonrasını dikkatli izleyin arkadaşlar. Hani koridorda ölseniz bile minyon sayınız yüksek olursa eğer zaten geri düşmüyorsunuz kolay kolay. Orada hani hatalı oynadım. Üstümde çok fazla altın vardı ve base atmadan öldüm. Sion'u kesebilirdim. Belki ulti ignite'ımı atsaydım en başta ölebilirdi, bilmiyorum. Benim hatam deyip geçiyorum yani. Herhangi bir şekilde diretmiyorum bunu takım kötü oynadı diye. Her zaman hatayı kabullenin arkadaşlar. Bu sizi geliştirir. Bir daha o hatayı yapmayız böylece. Bu arada Q fulleyeceğim demiştim, vazgeçtim. Neden vazgeçtim? Gerek yok. Burst hasar atmak istemiyorum. Anlık hasar tamam, güzel, iyi, hoş. Ama E ile de devamlı hasar vuruyoruz ve adam Nitalite kasıyor. Onun için daha güzel olacağını düşündüm. Hiç sıkıntı yok. Bunu zaten çok fazla videomda söylemiştim. Hani anlık hasar atmak istiyorsanız Q fulleyin. Koridorda bir iki kere E'ye verin ki minyonları daha rahat bir şekilde alabilin. Onun dışında bu tarz yani tamamen size kalmış. Tercih meselesi. Nocturne muhtemelen gene bana gelecek. Çünkü zaten diğer koridorlar hiçbir şey yapmadan kazanıyor. Beni tercih etmesi muhtemeldir. En azından ejderi falan almış bizim ormancımız. Gene iyi yani. Ben elimden geldiğince farmları ittiriyorum. Burada pembe tutan var, çarp falan dedi ama neyse tamam. Nocturne aslında ormanda falan yakalamaya çalışabilirim. Güzel olur benim için yakalayıp kesebilirsem eğer. Ultisinin olmadığını biliyorum çünkü bir süre daha. Yani dönmüş buraya. Şansımızı Sion'dan yana kullanacağız o zaman. Bu arada yüksek elo, challenger elo matchup videoları devam edecek. Bununla ilgili de aklınıza bir şey kalmasın. Elimden geldiğince hani karşıma geldiği zaman o tarz matchup videoları falan çekeceğim direkt olarak. Ufak trade'lere girebilirsiniz arkadaşlar kulenin altında. Hop! Azalet! Öldü. Güzel. Yani Nitalite kasmasını cezalandırdım adamın. Orada bu arada şey oldu. Adam ultiyi attı kulenin altında, hani kalmaktan korktum ve Nocturne'un nerede olduğunu bilmiyorum. Ya bana ulti attı sandım o görünmez olunca. Işıkları kapattı ya adam. Dedim ne oluyor? Ama sıkıntı yok. Riske girmeyelim. Hiç sıkıntı yok. Adamı kestik gördüğünüz gibi. Olay bu mesela bak. 97 farmım var. Gene en yüksek farm bende ve dakika 11. Şunları muteliyorum ya. Çok yani rahatsız edici söylemde bulunup sürekli olarak pinkliyorlar. Mutelin arkadaşlar. Polemiğe girmeyin. Her zaman diyorum ben. Kesemez bu arada Sion beni. Base atacağım. İtemlerimi tamamlayacağım. Takmanızda biri eğer ki kavga ediyorsa mutelin. Gerek yok. Rahatsız oluyorsun çünkü sadece. Bu arada arkadaşlar, eğer ki videoyu buraya kadar izliyorsanız eğer, izlediyseniz eğer ve izlemeye devam ediyor. Gerçi biraz devrik bir cümle oldu. Kusura bakmayın. Videoyu yani beğenip yorum atıp like atabilirsiniz. Aynı şey oldu biraz ama. Yani abone değilseniz abone olup zilleri açabilirsiniz. Hani çok fazla söylemek istemiyorum bunu ama hoşunuza gidiyorsa da bir anda bir beğeni atmanızı beklerim yani açıkçası. Bu tarz videoların da devamını istiyorsanız elimden geleni yaparım yani bununla ilgili. Şimdi Kayn'ı da muteliyorum. Ben chatte herhangi bir şekilde sataşma istemiyorum. Oyunumu oynamak istiyorum. Sakin kafayla oynamak istiyorum ve tilt etmek istemiyorum kendi yapımı. Uğraşmayacağım onun için adamlara bir şey anlatmakta. Oyunumu oynayacağım. Olduğu kadar, olmadığı da kadar diyelim. Hiç sıkıntı yok. Siz eğer ki oynamaya devam ederseniz zaten dik yükselmeye başlayacaksınız. Şöyle şu görüş totemini temizleyeceğim. Bir tane totem bıraktım arkaya. Ultim var. Nocturne ultisinin olmadığını biliyorum. Onun için rahat oynayabilirim. Tamam, güzel bir hasar takısına girdim. Direkt olarak üstüme koşabilir bu arada Nocturne şu an. Çünkü Sion'un ultisi falan var. Ultisi olması bile kesebilirler beni. Şimdi bu adam geldi. Nocturne üstüme doğru oynayabilir. Şu ufak bir trade'e girmek istiyorum adamla. Hop. Adalet. Hop hop misali bir anda kandırdık adamı. Ultimizde hasar çok yüksek ya. Ya AD kasan bir karakter olduğu zaman karşı direkt olarak burst hasarımızla birlikte adamı kesebiliyoruz zaten. Şimdi bakın burayı hızlı bir şekilde ittireceğim elimden geldiğince. Hop hop hop. Tamam. Farma bakın. Yani çok yüksek farm sayım şu an dakikaya göre. Elimden geldiğince farm sayımı yüksek tutmaya çalışıyorum. Hızlı bir şekilde base atacağım. Alev ejderine koşacağım. Bu çok önemli. O alev ejderini almak istiyorum. Alırsak yani en azından ejderleri hiç tutarsak veya önde tutarsak kazanma şansımız yüksek olur oyunu.
Çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Geliyorum Ejder'e. Ejder'e oynayalım. Karşı ormancıyı kestiler ormanda yakalayıp. Lissandra mesela elinden geleni yapıyor. Tamam, geri düşmüş. Ama en azından takım için elinden geleni yapıyor adam. Olay da bu arkadaşlar. Hani her maçı oynayacaksınız diye bir şey yok. En azından kazanmaya çalışın. Flame yapmayın. Bak, adam hiçbir şey yazmadı. Ben de muhtemelime gerektiğini duymadım kendimi. Güzel, geldim oraya. Tamam, kestik bu adamı da. Çok güzel, 600 gold aldım. Bu Drake'i de alırsak çok tatlı olacak. Tamam, top wave'i ittirelim. Tamam, mid lane'i hızlı bir şekilde ittirmem lazım. Adam ilk kuleyi aldı toptan ama ben de en azından Vayne shutdown'ını artı Ejder'i aldım. Bu da hani worth bence. Hatta worth yani direkt olarak. Siongard açayım, gel buraya. Ah, kaçtı adam. Flash'ım olsa yakalardım. Adam yoğun basıp bir de koşmaya başlıyor ya, inanılmaz. Şimdi iyi durumdayım ben. Hani çok fazla kill'im yok şu an ama en azından itemde falan öndeyim. Bu farmları alacağım. Top tower'ı düşürmeye çalışacağım. Yani 155 farmım var, dakika 16. Zor bir şey değil arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sadece farm yapıyorum ve hani doğru anda milyonlara saldırıp farmda öne geçmeye çalışıyorum. Dikkatsiz oynarsanız eğer her zaman geri düşersiniz farmda. Zor bir şey değil yani, dediğim gibi. Tamamen pratiğe dayalı bir şey. Bunu çok fazla soruyorsunuz çünkü bana, artık netleştirmek istiyorum ben de sizler için. Base alacaktım aslında ama baktım ki bizim bot lane'imiz kazanıyor ve Sion'da hani midde oyalanıyor. Devam edeceğim. Bu adamı direkt olarak tekleyebilirim bu arada kulesinin altında. Hatta tekleyeceğim. Bakın, hiçbir şey basmıyorum. Bu kadar basit. Arkadaşlar oynayın yani Garen'i. Anlatmaya bile gerek yok. Ben anlatıyorum ama gerçekten gerek yok. Oynayın, kazanın ya. Çok basit bir şey. Bak, adam tek yedi direkt olarak. Karakter bile tek vuruşa diyor. Tek vuruşla tek attık çünkü adama. Boş boşuna hani statlarda, grafiklerde falan en fazla kazanma oranına sahip dördüncü şampiyon değil sonuç olarak. Veya en fazla picklenen ilk şampiyon değil. Çünkü güçlü bir karakter. Vayne geldi buraya. Lux Q tutturabilirse eğer keseriz adamı. Ama ilk tam düzen almış bir Lux'tan da çok fazla bir şey beklemiyorum support'a. Onun için sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Base atacağım. Ölü adama zırhını bitirdim. Ölü adama zırhını alacağım. Ölü adama zırhını aldım. Bir tane de pembe totem aldım. Hızlı bir şekilde mid'e doğru yola çıkalım şimdi. Bu arada şu olayı da açıklık getirmek istiyorum. Bazı hani yani ne diye hitap edebilirim buna bilmiyorum ama değişik insanlar diyelim. Senin yüzünden Garen alıyorlar, feed diyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle. Kardeşim yani insan her istediği karakteri oynayıp hani kötü oyunu da olabilir, iyi oyunu da olabilir. Sen buna karışamazsın veya hani bunu değiştiremezsin. Her maç iyi oynayacak diye bir şey yok. Benim de kötü oyunlarım oluyor. Yapabileceğim bir şey değil yani bu. Elimde olan bir şey değil daha doğrusu. Şans yani. Önemli olan hani iyi oyunlarınızı daha fazla tutup lig atlamaya çalışmak. Zaten iyi oynadığınız sürece lig yükselebiliyorsunuz. Ama milyonlara dokunmadan milyon kaçırmayayım kardeşim. Bak, büyük farmış aldım benden. Neyse. Hani boş yapmayın arkadaşlar. Gerek yok. Yok, video çekme, Garen oynuyorlar, int diyorlar. Hakaret ediyorlar bir de hani yorum içerisinde şöyle insanlar. Hoş bir durum değil yani gerçekten. Ben rahatsız oluyorum açıkçası. Bu zihniyetsizliktir yani. Sion'la ufak bir trade'e girmek istiyorum. Tamam, bu 2v1'i atabilirim bence. Tamam, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Halen daha kesebilirim. Yani birileri bana gelmeden tülsem buradan iyi olabilir aslında. Şöyle kandırmaya çalışacağım adamı. Dur bakalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Geri çıkıyorum şimdi. Ah be Lux kardeşim. Bir tane Q tuttur ya. Çok bir şey istemiyorum yani. Allah'tan ölmedi orada. Hani bazen bir de videolarda çok fazla boş yapıyorsun diyorsunuz. Şöyle de bir şey var. Bana çok fazla yorum geliyordu. Hani başka kanallarda daha böyle şeysin, ne derler, enerjiksin, daha fazla şey yapıyorsun, troll gibisinden. Ben de bu kendi kanalımda da deniyorum bunu. Hoşunuza gidiyorsa ne hala, hoşunuza gitmiyorsa da yapabileceğim bir şey yok yani. Yorumlarınızı elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Ona göre hareketlerimi şekillendirmeye çalışıyorum. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Böyle ciddi video da çekebilirim yani. Benim yapım bu sonuçta. Ben iki türlü de eğlenen bir insanım. Bir şeyler öğretmek insanlara, sizlere hoşuma gidiyor yani açıkçası. Geliyorum oraya. Ya beyni kesmek istiyorum açıkçası. Güçlü şu an. Luz falan da var. Böyle bait diyebilirim adama. Tamam, Q'yu vurdum. Lissandra'ya kadar diye düşünüyorum. Yani biraz zor oldu ama kestik. Biraz daha hızlı oynayabilirdik sanki orayı ama. Adam çok fazla dayandı. Güzel güzel, sıkıntı yok. Baron olabiliriz bu arada. Dördüncü ejderi falan da alacağız. Hani bakın, gördüğünüz gibi ormancı hariç çok önde değil şu an takım arkadaşlarım ama benim sayemde en azından durumu eşitliyoruz. Anlatabildim mi? Olay da bu biraz. Doğru zamanda doğru yerde olacaksınız. Olay bundan ibaret.
Ki bu elo'larda çok fazla bireysel hata yapıyor oyuncular. Ya mesela hani oyunu kazanabilecekken bile objektif oynamıyorlar ve oyunu kaybediyorlar. Mesela şurada inhibitor almak mantıklı değil. Neden mantıklı değil? Çünkü adamlar free scale olacak. Vayne Vazir gibi minyonları rahat bir şekilde temizleyebilecek bir karakterler var. Onun yerine gidip Baron'u alsaydık biz şu anda daha iyi olacaktı bizim için. Çünkü daha fazla gold farkı atacaktık ve aramızdaki level farkını daha fazla açacaktık. Daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Hani benimle aynı fikirde olmayan arkadaşlar olabilir. Bana göre böyle hani oyun bundan ibaret çünkü biraz. Daha iyi olabilirdi. Ardından da fight kazanıp zaten bir tane oyunu bitirebilirdik. Neyse sıkıntı yok. Böyle devam edelim. Bu arada item olarak şimdi şey alacağım. Şu item alacağım. Biraz gold lazım tabii bunun için. Golem alacağım. Base atacağım ardından. Bu arada Lux'in itemlerine çok karışmak istemiyorum ama biraz daha geri düştüğü dönemde hani en azından oyunun başında biraz daha geri düşmüştü. Şimdi kill alarak toparladı ama biraz daha defansif oynayabilirdi bence. Hani ne bileyim zone alabilirdi. Buradanlık falan alabilirdi. W'sunun verdiği kalkanı geliştirmek için falan ama yani dediğim gibi ona kalmış bir şey. Yanlış anlamayın yani. Oyunun başında falan dedim Luden falan filan diye de yani bilmiyorum ben çok. Support oynayan birisi değilim çünkü. Gördüğünüz gibi bakın 240 farm var, hatta milyonları aldıktan sonra daha da artacak bu oran. Kolay yani. Olay biraz bundan ibaret dediğim gibi. Hop hop misali bütün milyonları temizledik. Şimdi koşacağım bir de. Bir şeyler yapabiliriz. 4. ejderin çıkmasına 1,5 dakika var yaklaşık. Bakalım objektifleri aldığımız sürece zaten kazanırız oyunu. Bu arada ikinci item olarak ölü adamın zırhını aldım. Bunun sebebi hani Vayne mobil bir karakter Lulu'yla birlikte. Çünkü çok rahat bir şekilde kayıtlayabiliyor sizi. En azından hareket hızımı adama yaklaştırmak için bu itemi aldım. Biraz daha yakın bir şekilde oynayabilirim adama böylece. Yoksa hayalet falan da tercih edebilirsiniz yani size kalmış. Tercih arkadaşlar bu ult. Her videoda da zaten bunu dile getiriyorum ben. Adam ulti bastı. Buradan geri çıkmamız gerekiyor şu an. Oraya giremem maalesef. Eksiz çünkü. Nisanlara giriyor ama sanki bir tık zor gibi. Tamam. Nisanlara bitirdi ya. Bitirdi. Yani bitirdi. Koşuyorum oraya. Burayı hızlı bir şekilde ittirmem lazım. Güzel oynadı çocuk. Helal olsun gerçekten. Yani bu kadar geri gelip bu kadar fazla işlevsel oynamak. Yani bir şey demiyorum. 4. ejder var. Oyunu bitirebilir miyim bilmiyorum. Deneyebilirim. En azından bir tane kuleye açayım. Yonlar geliyor ama. Bitiremeyeceğiz muhtemelen. Şu bottaki inhibitor açalım. Ardından 4. ejder alalım. Vayne falan doğuyor. Burayı dittirmem lazım benim. Tamam güzel. Şimdi ejderde sıra. Ardından da Nash alalım. Red'i alacağım. Red'i almak istiyorum. Sonra da Baron falan alıp bitirebiliriz oyunu. Rahat bir şekilde reset aldıktan sonra. Çok iyi, çok iyi, güzel. Bayağı iyi yakaladılar. Baron'u alabiliriz bence şu an. Baron'a gelin. Mesela dediğim gibi arkadaşlar bireysel hatayı çok fazla yapıyorlar. Bak Baron var, adam yakalanıp ölüyor. Mesela böyle oynamaması lazım. Çünkü oyunun başında bu adam öndeydi. 4-1 falan oynuyordu. Kendi hatalarından dolayı kendi kendine geri düşürdü kendisini. Yani hiçbir zaman onun için pes etmeyin oyunun başında. Bak mesela Kayn, Lux ve işte Draven flame atıyordu. FF spamlıyorlardı. Ben üçünü de mute edim. Rahat bir şekilde oyunumu oynuyorum mesela. Adamlar da anladı şu an hani FF verip şu oyunu kaybetmek daha mı iyi? Değil. Ya oynayın arkadaşlar onun için. Tilt olmayın. Sonuna kadar deneyin yani şansınızı. En azından pişman olmazsınız. Şu oyunu kaybetmek yerine kazanmak zaten daha iyi. Yanlış mıyım? Uyy tek attık adama. İnsanlara engage falan atarsa alırız aslında buraya. Gel buraya. Hop. Adaletin ignite'ı. Gayet güzel. Yani bitirdik oyunu. Güzel bir oyun oldu. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. 23 LP almışız. Güzel gayet güzel. 2 lig falan atlatır muhtemelen bu hesabı. Elosu yüksek çünkü. Atlatmazsa da yavaş yavaş kasarım zaten. Yayınlarda falan oynuyorum genelde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz kanala abone olup zilleri açmayı unutmayın. Güzel bir oyun oldu. Hani elimden geldiğince örgü bir şekilde anlatmaya çalıştım size bunun olayını. Bence iyiydi yani. Rahat bir şekilde sizler de bu tarz Garen oynayarak kazanabilirsiniz. Bununla ilgili daha fazla video istiyorsanız mutlaka yorumlarda falan belirtin zaten. Discord'uma da katılın. Dediğim gibi o 1v1 videosuna katılmak istiyorsanız eğer. Şurada hasarları da göstereyim. Yani normal bir hasar vurmuşuz. Sanırım daha fazla vurdu pasifinden dolayı normal olarak. Vayne zaten Vayne yani. Hop hop misal bir anda videoyu bitirelim şimdi. Hop hop.